Cenab-ı Hak
ilim öğretiyor. Kıyamete kadar gelecek Müslümanlara da bu sahada ilim ifade ediyor Cenab-ı Hak. Talim ediyor. Estağfirullah. Buyuruyor ki Cenab-ı Hak, ve izâ se'eleke ibadî. Şu Cenab-ı Hakk'ın kulları hakkındaki merhametine, şefkatine dikkat buyurduğunuzda ne kadar böyle tenezzüllü bir tarzda, merhametli bir tarzda kullarına yaklaşıyor Cenab-ı Hak. Ey Habibim, benim kullarım, benim yarattıklarım, yoktan var ettiklerim, kimseler sana benden sorduklarında, yakın mıdır, uzak mıdır diye sorduklarında fe inni karibüm, ben kullarıma çok yakın, uzaklarında değil diyor Cenab-ı Hak. Ücibü davete da'i izâ de'ani, bir kulum bana elini açıp, gönlünü açıp dua ettiği zaman ben o kulumun duasına cevap veririm diyor Cenab-ı Hak. Yani arzularını yerine getiririm demektir. O halde fel yestecibu, fel yestecibu li, kulları benim davetime uysunlar. Ben Kur'an'da onları davet ediyorum. Evvela İslam'a, son din olan İslam dinine davet ediyorum. Tevhide davet ediyorum. Kur'an vasıtasıyla, ahir zaman peygamberi vasıtasıyla onları imana davet ediyorum. Davetine vakit kaybetmeden icabet etsinler, uyusunlar. Buradaki fe, erbab-ı cemali, benim davetime hemen uyusunlar demektir. Hemen. Yarın uyarız, bir gün uyarız. Canım bu hafta bekleyelim, önümüzdeki hafta katiye caiz değil. Bugün uyanalım dersen hemen uyuyacağız. Çünkü bugün içerisinde ne hadiseler olur. Ecelin gelip uyumaya vakit bulamayabilirsin. Onun için Allah'ın davetine vakit kaybetmeden hemen cevap etmek lazım. Bu davet bizimle de alakalıdır. Ve davet devamlıdır, devamlıdır. Bir sefer davet edip ondan sonra serbest bırakmak değil, şeytan yutturabilir.
Kelime erbabınca mağruptur ki teceddüt ve istibrar ifade eder. Yani Allah'ın bu daveti yeniler, devamlı yeniler ve devam eder. Bu mana ifade eder. Bir ayet
şah damarı var ya, biz kullarıma şah damarından da daha yakınız buyuruyor Cenab-ı Hak. O zaman Cenab-ı Hakk'ın bu kudretine, bu azametine inanan müminler Cenab-ı Hak'tan gizli bir şey yapmak imkanına malik midirler? Asla. Demek ki dünyada nefes alıp verişimizi dahi Cenab-ı Hak biliyor, sağımıza ve solumuza koyduğu nurdan yarattığı melekler vasıtasıyla bunları kayda geçiriyor Cenab-ı Hak. Hepsi yarın karşımıza levha olarak çıkarılacak. Ha İşte bu senin kitabın. Oku denilecek, oku. Ben sana 70 yıl ömür vermişsem, 80 yıl ömür vermişsem, ne kadar hayat vermişsem ben verdim sana. Hayatın her safhasında, her dakikasında, her saniye ve saatesinde neler yaptığın kayıtları var burada. Oku bakalım diyecek Cenab-ı Hak. Gizli hiçbir şey kalmayacak. Hiçbir şey. Kaf suresinin 16. ayetinde böyle buyuruyor Cenab-ı Hak. Peki hadis-i şerifleri okuyayım bu mevzuyla alakalı. Dua ile alakalı münhasıran dua hakkında sizlere şu son yıllarda hep bir şeyler bahsetmemiştim. Bugün münhasıran dua ile alakalı Cenab-ı Hak bize neler bildiriyor? Resulü neler bildiriyor? Bunları bir mevzu olarak derli toplu hazırladım ve size karşılık beklemeden takdim ediyorum, arz ediyorum. Dolayısıyla kendi nefsime de arz ediyorum. Hatırlamamız noktasında, mucizince amel işlememiz noktasında, bir gün Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bulunduğu bir yerde veya Peygamberimiz rast gelmiş, Eshab-ı Kiram'ın grup halinde yüksek sesle zikir yaptıklarını, dua ettiklerini görmüş Peygamberimiz. Ve oradaki gruba, eshabına, onların şahsında hepimize, bütün Müslümanlara şu hadis-i şerifi buyurmuş. İrbe'u ala nefsi. Ey eshabım, canınızı acıtmayınız. Yani nefes tüketip yorulmayınız. Alçak sesle dua edin. İnneküm siz la tedûne esâfe. Siz Rabbiniz sağır değil, sağıra dua etmiyorsunuz diyor Peygamberimiz. Sağıra dua etmiyorsunuz. Cenab-ı Hak haşa kulağı yok ki bir aleti, o bizatihi işiticidir Cenab-ı Hak. Sağa dua etmiyorsunuz. Canınıza kıymayın. Yani yavaşça bir dua edin Cenab-ı Hakk'a. Öyleyse buradan ne ders çıkarmamız lazım? Yırtınarak patlarcasına, çatlarcasına dua etmek
cahildi. Kime yapıyorsun bu zikri? Kime yapıyorsun bu duayı? Semî ve alîm. Sana şah damarından daha yakın olduğunu bildiren Cenab-ı Hak'tan duayı yapıyorsun. O halde niye bağırıyorsun? Niye yırtılıyorsun? Bu caiz değil. İşte yeryüzünde Müslümanların mahallelerinde, camilerinde, ibadet mahallelerinde, evlerinde yüksek sesle bağırarak Kur'an okumanın, zikir yapmanın efendim usule uygun olmadığını da burada anlamış oluyoruz. Kaldı ki Cenab-ı Hak bir ayetinde sevilen üd'u dua edin bize. Rabbeküm sizi terbiye eden, yoktan var eden, nimetleriyle sizi bugüne kadar getiren, nimetlendiren, bundan sonra da nimetlendirecek olan Rabbinize dua edin. Ne olarak? Tezarru'an, yalvararak, yalvararak. Ve hufye. Rabbinizin azametinden korkarak ve de gizli olarak. Onun için gizli bir şey yok çünkü. Vela gayben ey eshabım. Siz gayipta birisini arar gibi bağırmayın diyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Rabbiniz gayip değil ki. O her yerde hazır ve nazır. Şah damarınızdan daha yakınsın. İnneküm tedûne hadis-i şerifin devamında en bağırarak zikir yapan, Kur'an okuyan, dua eden Allah'ın kulları. Siz seni işitici olan Allah'a dua ediyorsunuz. Kariben size çok yakın ol. Ve hüve ma'aküm daha da izah ediyor Peygamberimiz. O Rabbiniz var ya noksan sıfatlardan münezzeh. Kemal sıfatlara muttasip olan Rabbimiz, o sizinle her halükarda beraberdir. Sizinle beraber. Bu hadis-i şerifi de böylece okuyup ve arz ettikten sonra bir başka hadis-i şerifi okuyorum size. Dedim ya bugün mevzu dua ile alakalı. Peki dua nedir? Duanın İslam'da yeri nedir? Ehemmiyet derecesi nedir derseniz et-duâ-ı hü-ibâdet. Peygamberimiz dua Cenab-ı Hakk'a el açıp yalvarmak ibadetin Allah'a kulluğu ta kendisidir buyuruyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Demek el açıp dua etmek, Cenab-ı Hakk'a ilticada bulunmak ibadet, Allah'a kulluktur. Ve bir başka hadis-i şerifinde de neyse şeyhün ekreme alallahi teala minet duai duadan dikkat ediniz. Allah'ın nezdinde duadan daha güzel. Allah'ın nezdinde bir başka türlü ifadeyle duadan daha sevimli bir ibadet yoktur buyuruyor Peygamberimiz. Bizi teşvik ediyor. O halde her halükarda yürürken, otururken, kalkarken, uyuyacağımız zaman her zaman Rabbimize dua
ve tazarrunda bulunmak, ihtiyaçlarımızı ona arz etmek mevkiindeyiz. Çünkü Cenab-ı Hak Sure-i Mü'min'de 60. ayetinde "Üd'ûnî estecib lekûm" sadakallahu aleyhi. Ey kullarım, bana dua edin, bir ihtiyacınız varsa bana arz edin. Ben onun cevabını vereyim, onu yerine getireyim buyuruyor Cenab-ı Hak. Bu hususta birkaç hadis-i şerif daha okumak durumundayım, daha iyi anlamamız için. İnnallâhe muhakkak Cenab-ı Hak hayyün bizatihi hayat sahibidir. Onun hayatının evveli de yok, sonu da yok. Ama bizim hayatımızın evveli var. 70 yaşındaysan 70 sene önce yoktu. Ana rahminde bile yoktu. Muhakkak Allah hayat sahibidir. Bizatihi. Kerim'in Kerim'dir. Kerim'in manası ne? Kerim kendi nezdinde ne kadar varlık varsa dua eden, isteyen kullarına var olan nimetlerini sayarak değil, hesapsız şekilde o kuluna veren demektir. Kerim'in manası. Cenab-ı Hak kerem sahibidir. Onun için çocuklarımıza sakın kerim demeyiz. Ona bir abid ilave ediniz. Abdülkerim. Çünkü kerim olan Cenab-ı Hak kemaliyle bu sıfata layık olan Cenab-ı Hak'tır. Bunun sahibi Cenab-ı Hak'tır. Onun için Abdülkerim demek lazım. Bazıları Samet ismini koyuyorlar. Samet ne demek? Bizatihi kimseye muhtaç olmadan bizatihi gani demek, zengin demek. Bu sıfatı sahibi dediğimdir Cenab-ı Hak'tır. Dolayısıyla bir baba, anne, evladına Samet ismini koyar ve Samet, Samet gel, Samet bilmezse bu sıfatın sahibi Cenab-ı Hak olduğu için o delikanlı ömür boyu sıkıntı çeker. Şimdi zamanımızda bir de Nur ismini koyuyorlar. Nur, ziya manasında. Nur, Cenab-ı Hakk'a ait bir isimdir. Onun ismidir. Nur, Allah'ın ismi. Bir kişi kız çocuğuna Nur koymuşsa, Nur gel, Nur git diye de isimlendiriyorsa, çağrılıyorsa, o kızımız hayatı muhataralı geçer. Sıkıntılı ve ızdıraplı geçer. Onun için bir yavruya Müslüman çocuğuna Nur diye Allah'ın ismi konmaz. Ayşe dersin, Fatıma dersin, Zeynep dersin, dersin de dersin ama bir ilave yaparsın. Ayşe Nur desen o bile konulmaması lazım ama başka bir sürü isimler varken Allah'ın ismini koyup ona ortak yapmanın manası var. Birçok böyle artık moda haline geldi. Müslümanlar farkına varmadan böyle isabetsiz isimler koyuyorlar. Bir hadis-i şerifte İnnallâhe hayyün kerîmün. Ey Allah'ın kulları, sizin iman ettiğiniz Allah bizatihi hayat sahibidir. Kerîm bizatihi cömerttir kulları için. Yestahyi, Allah haya sahibidir. Utanır. Ne zaman? İzâ rebe'ar reculü ileyhi yedeyhi en yeruddehuma sufre. O kulu, bir kulu elini açar da Cenab-ı Hak'tan
Cenab-ı Hak o elini açıp istekte bulunan, irticada bulunan kulunun arzularını sıfır olarak reddetmekten haya eder buyuruyor Peygamberimiz. Allah Allah. Haya eder. Ben kulumun bana el açıp yalvardığı zaman isteklerini boşa çevirmekten hayal eder. Şimdi bakın esas duyuyorsun değil mi? Bu da nefisten geliyor işte. Nefis bizi meşgul etmek için bunu yapıyor. Burası esas dağıtma yeri değil. Allah'ın kokusu Kur'an'ı dağıtıyoruz. Bunu okuyoruz lütfen. Bunlara dikkat ediniz. İnsan farkına varmadan böyle koltuğundan şeytan ve nefis şunu yap, şunu yap diyerek acaba şu zihinlerini dağıtabilir miyim diye normal bir işi yaptırır ama esas normal olan, mühim olan şeyden mahrum etmeye kalkar. Bunu da bu vesileyle arz ediyorum. Diğer bir hadis-i şerifinde Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam geçtikten sonra Cenab-ı Hak mekandan
vahiyle, ilmiyle nazil olur, iner. Yakul her gece Cenab-ı Hak söyler, nida eder. Men yed'uni fe'estecibe lehu. Bana kim dua edecek? Yatağını bırakıp, sıcak yatağını bırakıp da kalkıp abdest alıp, kim benim huzuruma gelip manevi huzurumda bana dua edecek? Ben ona icabet edeyim. Men yes'elni kim benden bir talepte bulunuyor ki fe'utiyehu, ben ona vereyim. Men yestağfirni, kim günahımın affını benden diliyor, benim manevi huzuruma geliyor ki fe'afire lehu, ben o kulumun günahlarını mağfiret edeyim. O günahlar dağlar kadar büyük de olsa, bir kul eğer gece vakti yatağından kalkar, teheccüd vaktinde kalkar, abdest alır, huzur-u ilahiye gelir, gözyaşıyla yüreği yanarak, ya Rabbi çok edepsizlik yaptım, hayasızlık yaptım, sen bana şah damarından daha yakın olduğun halde senin huzurunda ben bu hayasızlığı yaptım, ben bu günahı işledim, beni affet derse Cenab-ı Hak o kulun günahını mağfiret buyuruyor. Peygamberimize sordular ashab-ı kiram. Dediler ki eyyül duâ-i esav. Cenab-ı Hak kulunun hangi duasına ehemmiyet verir? Hangi duasını kabul eder? Peygamberimiz cevap verdi. Cevfü'l-leyl-el-ahir. Gecenin son demlerinde elini açıp dua edenlerin duasını Cenab-ı Hak reddeder. Etmez, kabul eder. Ve dümür-i salavat-il mektuba, farz olan beş vakit namazın sonunda yapılan duaları da Cenab-ı Hak reddetmez. Onun için biz gece vakti kalkıp rahatımızı bozarak, nefsimizin rahatını bozarak huzur-u ilahiye gelip dualarımızı, isteklerimizi Mevlamıza arz edelim. Hocam özür diliyorum, dışarıda alalım ya, saflarımızı. Tamam, estağfurullah. Şimdi biz rahat oturuyoruz burada da, fakat dışarı sıkmış yani. Onun için oturduğumuz yerden süratle saflarımızı sıklaştırmıyor. Şu halde dikkat edin, çok mühim şeyler arz ediyorum size sevgili kardeşlerim. Farz namazlarının sonunda sağa sola selam verir vermez hemen çantamızı alıp ayakkabımızı alıp dışarıya fırlamayalım. Süratle dışarıya çıkmayalım. Bu neye benzer? Bir işçinin kantel içerisinde çalışıp, gündelikte çalışıp, ücretini almadan dışarı çıkmasına derdi. Ya bu namaz kıldı, emek verdi, otur, bekle, Peygamberimizin öğrettiği duaları yap, elini aç, boynunu bük, ücretini al, ondan sonra git. Bunu yapmıyor kısım Müslümanlar. Halbuki bakın bir hadis-i şerif nâli, zaman daraldı çünkü, söyleyeyim size. Bir mümin bir vakit namazını kılar, hadis-i şerif, bir vakit namazını kılar. Namazdan sonra Ayet-ül Kürsi'yi okur, 33 defa Subhanallah, 33 defa Elhamdülillah, dikkat edin, 34 defa
ve 35'inde La ilahe illallah vahdehu la şerike leh lehül mülkü ve lehül hamdü yuhyi ve yumiyt ve huve aynü la yemut biyedihil hayr ve huve alâ kulli şeyin kadir. Bunu da okursa Cenab-ı Hakk'ın Esma-i Hüsna'sına uygun olarak bunu okur, ondan sonra duasını yaparsa bu tesbihi okuyarak duasını yapan müminin günahı yeryüzündeki denizler kadar, denizlerin köpüğü kadar günahı olsa Cenab-ı Hak o müminin denizlerin köpüğü kadar dahi olsa günahı hepsini siler, affeder buyuruyor Peygamberimiz. Efendiler, mühim bir şey daha söylemek istiyorum. Hep söyleyeyim diyorum, fakat artık şeytan mıdır dediğini unutturuyor. Tabi hayırlı şeyleri unuttuğum zaman şeytandandır bu. Bugün, şu anda size arz ediyorum. Cuma gününde Müslümanlar Cuma namazını tamamlamadan kapıya çıkıyorlar, işlerine dağılıyorlar. Cuma namazını tamamlamak için Müslümanlar önce 4 rekat Cuma'nın sünnetini kılacaklar, kılıyoruz, hamdolsun. Hutbeyi dinleyecekler, dinliyoruz, hamdolsun. Bu da Cuma'nın şartındandır. Ve de 2 rekat farzını kılıyoruz, bu da Cuma'nın farzıdır. Ondan sonra ayakkabımızı aldık, bitiriyoruz. Cuma yarıda kaldı. Tamamlamak nasıl olur? Tamamlamak, Cuma'nın farzından sonra kılınan 4 rekat sünnet vardır. O da Cuma'nın bünyesindedir. Siz onu bölüyorsunuz, siz derken affedersiniz. Hepinize deniyorum. Bilmeyerek tehlikelere söylüyorum. Cuma'nın farzından sonra eğer mecburi olarak çıkmak durumundaysa 4 rekat sünneti de eda etmek durumundasın. Onu yapmadığın zaman Cuma'yı kılmadan gitmiş oluyorsun. İşte bu hususa emniyet arz edelim sevgili kardeşlerim. Dua ile alakalı husus çok geniş. Ama zaman doldu. Şimdi burada size bir hususu daha arz edeceğim. Hicaz'a gitmeyeniniz hemen yok gibi bir şey. Umre'ye, Hicaz'a vesaire, Arabistan'a. Hele televizyonlarda her şeyi görüyoruz. Bütün İslam alemindeki Müslümanlar namazdan sonra hemen %90 veya daha fazlası elleri bitişik dua ediyorlar. Bu iş dikkatimizi çekiyor mu? Çekse de tatbik ediyoruz. Bu bir sünnet-i Resulullah. Allah'ın Resulü'nün sünnetidir. Bakınız, ezan bitinceye kadar size bu husustaki hazırladığı fıkhi hükümleri arz edeyim. İlla böyle dua edin diye de ısrarım yok. Türkiye daha şimdi bile birçok ülkelerce ve yakın zamana kadar Roma İmparatorluğundan Müslümanların eline geçen bir ülkedir Türkiye'miz. Dolayısıyla buralara Diyar-ı Rum derler. Mevlana Celaleddin Hazretleri'ne ne deniliyor? Rumi. Yani Rum diyarında oturan bir Müslüman demek. Konya'da Rum diyarıydı. Burası da İstanbul, Türkiye Rumi'dir. Müslümanların eline geçti. O zaman burada bulunan Hristiyanlar dualarını böyle yapıyorlardı. Şimdi de böyle yapıyorlar.
Türkiye'de yaşayan İslam alimleri Müslümanların duasını Hristiyanların duasıyla karıştırmasın diye ne yaptılar? Sünneti de var bu işin ama bu hususta iştihat yaptılar, karar verdiler. Müslümanlar ellerini açarak dua etsin dediler. Müslümanların ellerini açarak dua etmelerini ulemanın tavsiye etmesinin sebebi bunun altında yatan hikmet Hristiyanların duasıyla Müslümanların duası birbirine karışmasın diye. Ama bakınız İbn Abbas peygamberimizin amcası kâne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem izâ de'a Allah'ın Resulü devamlı namazdan sonra veya daha önce dualarında zamme kefeyni iki elini birleştirirdi ve ce'ale butûnehumâ mimmâ yeri ve çevû iki elinin efendim iki elinin iç kısmını batınını yüzlerine doğru çevirirdi buyuruyor Peygamberimiz. İhya ulumiddinde de aynı mevzuda İmam Gazali'nin şeysi var. Mebsut kitabı var Serapsi'nin. 30 cilttir Arapçadır. Hanefi mezhebine göre yazılmıştır. Serapsi Mebsut kitabında Şemsüddin Hazretleri ki 30 ciltlik kitabı kuyuda hapishanede yazmıştır. O da duayı şöyle anlatıyor. Şöyle anlatıyor Resulullah'ın duasını. Efendim iki elini bir yec'al zahra kefbi'yi ilave şeyi. İki elini birleştirir Resulullah. İki elinin dış kısmını dışarıya, iç kısmını da yüzüne çevirirdi. Sen müstahise bir şey. Tamam. Biliyorum. Ezan okudu. Şimdi bir iki satır daha okuyup bitiriyorum. Pek çok hadis-i şerifler var. Ve dahi bakın Menzuat-ül Ulum çok meşhur bir İslam alimi Taşkırtlı Zade'nin diyor ki kitabında ve dahi layık olan oldur ki iki elini bir yere getirip zammeyleyip birleştirip batınlarını iç kısmını yüzüne mukabil eyleye. Resulullah'ın sünneti budur diyor. Demek oluyor ki bu şekilde dua etmekte fazilet var. Ama el açık da dua edilebilir, el kapalı da dua edilebilir. Yanlış bir şey yapılmış olmaz ama bu sünnetin de ihmal edilmemesi, ihya edilmesi için bunu bu kadar yıl vaaz ettim, bunu söylemedim. Bugün bu sünnetin ihyası için bunu ilan ediyorum. Tatbik eder etmez. Etmediği için kınanmaz, ettiği için sünneti yerine getirmiş olur. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Allah'ın kitabına, Resulünün sünnetine bir temamiha uymakta itina gösteren kullarından eylesin Cenab-ı Hak. Lillahi Fatiha.